Anladığım halde arkadaşlar bugün işte ilk yardım için gelecektin. Arkadaşlar nasıl oluyor falan diye anlatmak için bir de konuştuk. Şu anda var ya onu diyor suya döktüğümüz zaman diyor buhar diyor çıkar diyor gaz diyor gözlerimizi yakar diyor. Dolayısıyla bu ilaç karıştırma sırasında da ne olacakmış? Şimdi Gözlük. orada şimdi yalnız şu konuda bir dikkati çekmek istiyorum. Orada yaparken, örnekleme yaparken gerçek anlamda döküm yapmıyor. Burhan Bey bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip. Ben şey, Yani kimin orada olduğunu sadece, sadece yani ben sadece gösteri amaçlı olarak dökmüyor. Bu şekilde yapın diyor. Bakın ağzına maskesini takmış, eline eldivenlerini takmış ve nasıl yapılması gerektiğini gösteriyor. Eğer uygulamayı tam olarak yapmış Yaptığı olsaydı zaman diğer insanlara da maske dağıtması gerekiyor. ve gözlük Evet. dağıtması. Evet. Evet arkadaşlar, tarım ilaçlarında kullanılan makinelerin etkili ve düzgün bir şekilde ilaç atabilmeleri için mutlaka kalibrasyon yapılması gerekir. Kalibrasyon yapmak için de denemeler yapıyoruz. Kalibrasyondaki amacımız mütecaviz bir şekilde belli yükseklikten belli alanı ilaçlayarak gidebilmek. Her sene mesela her sene atılıyor katliam. Yani topraktan bir tane canlı kalmıyor. Ama bakın patateste ben domuz her şeyde kullanılıyor. Bütün ben her şekilde 22 senedir Akçakoca'dayım. Taceddin beni az çok biliyor. Doğru. Veya köylerde gezdiğim yerlerde. Ben bunu yıllarca anlattım. Ben ot kurutma ilacına karşı bir insanım. Motorlu tırpana karşı bir insanım. Tırtıra karşı bir insan. Üç tane etken. Bu üçüne karşıyım ben. Ot kurutma ilacı toprağa amin tuzu vermektir. Tuz veriyorsunuz. Çölleştiriyoruz ya. Verdiğiniz tuz sonucu ki bunu hatırlatayım ben. Belki yani bilenler var içinizde. Caminin önünde benim geldiğim yıllarda iki tane çınar vardı. Üç tane. Evet. Bir kurban bayramı sonrasında toplanan kurban devleri gelirdi o çınarın dibine tuzlanıp bırakır. Yaklaşık bir hafta falan kaldı orada. Merkez yanmıyor. Evet. Vurdular. O derileri oradan kaldırdılar. 15 gün çekmedi. O asırlı çınarlar orada kurudu gibi. Tuzun toprakta yapmış olduğu zehir etkisini... Bir maddeye bulaşmayan insanlar da bu ilaçlardan etkileniyor. Kimin sayesinde etkileniyor? Biz üreticilerin kullandığı yanlış ilaçlar veyahut da dozajında uygun olmayan ilaçlar sebebiyle. Az önce yine Kenan Bey bahsetti. Aşırı yağmurlar ya da fazla yağmur toprakların temizlenmesine ciddi anlamda bir vesile oluyor. Şimdi bu görünen kısmı güzel ama görünmeyen kısmı var burada. Bütün yıkanan topraklardaki zehirler akarsular yoluyla ne yapıyor? Nehirlere ve denizlere ulaşıyor. Barajlardan da denizlere ulaşıyor. Dolayısıyla sonuçta bize geliyor yani. Balık tüketen dünyanın her yerindeki insanlar ilaç bünyesindeki sadece şeyler değil. Tarımsal ilaçlar değil, diğer fabrika atıkları da buna en büyük etkenlerden bir tanesi. Ağır metal içeren ve bizim bu bahsettiğimiz kimyasal atıkları içeren maddeler balık bünyesine yerleşiyor. Yani özellikle çöpçü balıklar diyebilmek, kefal, köpek balığı gibi türlerin bünyesinde her yıl dünyanın değişik ülkelerinde şey yapılıyor. Derin su, dip balıklarında bir takım analizler yapılıyor. Buradaki dip balığında mezgit olarak değerlendirebiliriz. Analiz yapılıyor mu? Analiz bizim ülkemizde yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde bu işler yapılıyor. Dolayısıyla o balıkları tüketen herkes basiret sahibi olmayan fabrika sahipleri. İlçe Tarım ilk yardım konusunda bizim bilgimize başvurdu. Bilgimiz değil de daha önce aldığım hizmet içi eğitim seminerinde bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım ama konu bayağı bir karışık olduğu için nasıl başlasam bilmiyorum. Bir ilacın hazırlık safhası var değil mi arkadaşlar? Biraz önce gerçi göstermiştik. Uygulama gösterildi ama yanlış gösteriliyor. Göstermede de hata olduğunu ben az önce yaptığım şeyde de gördük. Önce şeffaf eldiven.
eldivenin de bu ameliyat eldivenlerinin kullanılması gerekiyor kesinlikle. Maske, bildiğimiz maske böyle hani gerçek böyle bazen bizim okullar hizmetlerin kullandığı maskeden değil de bu delikli resimde gördüğümüz maskeden olması gerekiyor. Gözlük, uygun bir tulum, kauçuk veya naylon ve benzeri tulumların kullanılması gerekiyor. Bu tulumların ilacı hazırlama safhasından önce hazırlanıp ilaç hazırlama safhasında giyilmesi gerekiyor. İlacın hazırlanması esnasında buhara maruz kalınmaması gerekiyor.